Geçtiğimiz gün Devlet Bahçeli'nin AK Parti başkanlık sistemini meclise getirirse referanduma gidilmesi için destek veririz sözü üzerine. Dolarda hızlı bir yükselme oldu ve ekonomi sarsıldı. Başbakan Yıldırım ise yaptığı açıklamada Bahçeli'nin açıklaması umut verici. Teklifimizi meclise getirerek onaya sunacağız. 330 da 367 de olsa çıkan kararı millete götüreceğiz şeklinde konuştu. Referandum. Evet. Ama bak büyük bir ihtimalle reddedilebilir. Bu AK Parti'nin konumunu biraz sarsar. Yani bu ihtimali gözünde bulundurmaları gerekiyor. Evet. Partili Cumhurbaşkanı'na zaten tamam dedik. Yani bilmiyorum bu nasıl bir şey kastediyorlar. Partili Cumhurbaşkanı mı kastediyorlar? Onunla ilgili bir haber var. AK Parti'nin anayasa teklifindeki başkanlık sistemi Türk tipi olacak. Federasyon ya da eyalet sisteminin öngörülmediği teklifte ikili bir meclis yapısı da düşünülmüyor. Kuvvetler ayrılığı prensibi korunacak. Hızlı bir idare için geniş yetkilerle donatılacak başkanın, bakanları dışarıdan bağımsız olarak atayacağı, yasaların ise meclisteki milletvekillerinin teklifleriyle oluşturulacağı bir sistem planlanıyor. Başkanın iki başkan yardımcısı olacak. Yani kardeşim işte benim bildiğim partili cumhurbaşkanı kastediyorsa ediyorsa böyle bir şeyse bu zaten gerekiyor. Çünkü şu an partili gibi konuşuyor cumhurbaşkanı. Yani fiili durum olduğu için onun bir ayağının üstüne oturtulması gerekir. Çünkü hakikaten bir ecaipti. Eskiden de var. Ya bir adam nasıl bir partisi olmaz bir insanın ya? Evet. Siyasi görüşü olmaz. Yani orada yanlışlık yapıldı o konuda zaten. Ya bir insan hiçbir siyasi görüşü olmaz mı ya? Evet. Nasıl olsun böyle bir şey? Değil mi? Evet. Ya biliniyordu ama söylenemiyordu. O yönden doğru düzeltilebilir. Ama işte bu federasyon konuları falan peşmekin onun çok sağlam alınması lazım. Evet. Eğer böyle olursa partili cumhurbaşkanlığı tarzında ben başından beri söylüyorum zaten hemen olması Evet. lazım. Hiç uzatmaya gerek yok. Anayasada küçük bir değişiklik yapsınlar. Hemen bitirsinler. Evet. Yani Cumhurbaşkanı siyaset üstüdür diyor, değil mi? Evet. Efendim herhangi bir partiye mensup değildir. İşte o kısmı çıkartırsak anayasadan bitti.